İzleyenler, Avrupa Parlamentosu'ndayız. Peki, Brüksel'den. Merhaba değerli izleyenler, Avrupa Parlamentosu'ndayız. Brüksel'den sizlere sesleniyoruz. Gelecek Haziran ayında gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte Brüksel ziyaretindeyiz. Dün ve bugün birçok seminerlere katıldık. Önemli sözcülerle, temsilcilerle karşılıklı sohbetler gerçekleştirdik ve bu akşam da parlamento binasından, daha önce de yaptığımız gibi, Brüksel'den canlı yayınla sizlerin karşısındayız. Bu akşam benim dışımda gazeteci dostlarımız da bizimle birlikte. Sevgili Aysu Basri ve sevgili Rasih Reşat bir tarafında, diğer tarafında da Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sayın Niyazi Kızılyürek. Ben öncelikle tüm konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Ve önce şöyle bir değerlendirme yaparak sözü Niyazi Bey'e bırakayım. Ardından da sizlerin sorularıyla programımıza devam edelim. Niyazi Bey, tabii siz bugün oldukça da yoğun bir gün geçiriyorsunuz. Kıbrıs'tan gelen bir başka grup dostlarımızla birlikte de gerçekleştirdiğiniz etkinlikleriniz vardı. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz gelip katıldığınız için. Ben şöyle söze girmek istiyorum. Biliyorsunuz defalardır buralara geliyoruz. Brüksel'e, Strasbourg'a, Avrupa Birliği'nin içerisine filan. İlk defa ben burada özellikle bu Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığımız seminerlerde, tartışmalarda, konuşmalarda Avrupa Birliği yetkililerini biraz tedirgin gördüm. Tedirginliklerinin sebebi olarak da şunu analiz ettim. Gelecek Haziran ayındaki seçimlerde dünyada ve Avrupa'da yükselen bu aşırı milliyetçilik ve hatta ekstremist düşüncenin parlamentoya yansıyabileceğinden bir çekince duyduklarını hem gördüm hem de öyle bir hisse kapıldım. Siz de Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak gelecek yıl yapılacak olan seçimlerle ilgili hem düşüncenizi bizimle paylaşınız lütfen, hem de bu bahsettiğim konuyla ilgili gerçekten böyle bir tehlike var mı? Sözü size bırakalım. Evet, Avrupa'da ciddi bir endişe var. Önümüzdeki seçimlerde, 2024 Haziran ayında yapılacak seçimlerde aşırı sağın giderek güçlendiği zaten şimdiden görülüyor. Sevgili Mustafa, Avrupa Birliği mensuplarının tedirginliğinden söz ettin. Bence biz Kıbrıslı Türkler olarak daha büyük bir tedirginlik duymalıyız. Çünkü aşırı sağ son iki yıldır her seferinde genel kurula Kıbrıslı Türklere yapılan mali yardımın kesilmesi üzerine değişiklik önergesi getirdiler. İkisinde de reddedildiler çünkü çoğunluk değillerdi. Şimdi 2024 yılında ciddi bir oran yakalarlarsa Kıbrıslı Türklere mali yardım konusunu tekrar gündeme getirecekleri kesindir. Ve bu yardımı da inatla kesmek istiyorlar. Dolayısıyla Kıbrıslı Türkler biraz daha fazla endişe duymalıyız aşırı sağın yükselişinden. Aynı zamanda kendi ülkemizden buraya gelecek olan 6 parlamenter arasında çok ciddi bir olasılıktır ki bir elam parlamenteri de göreceğiz parlamentoda. Ve bu da şu demektir, Avrupa aşırı sağıyla Kıbrıs Rum aşırı sağının bir ittifak içinde olacağını varsayarsak iki öyledir. Burada işlerin daha da zor olacağını anlayabiliriz. Şimdi bizim bu mikrokosmosumuzdan, küçük Kıbrıs ülkemizden genele bakarsak, AB'nin genel olarak gidişatına bir aşırı sağın söylemlerine bakarsak. Evet. Bir kere şunu söyleyeyim size. Rusya Ukrayna'ya saldırmadan önce aşırı sağın en büyük destekçilerinden biri Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'di. Mali desteklerle ve maddi katkılarla aşırı sağın yükselişine katkı koyuyordu. Özellikle Marine Le Pen, Fransa'da aşırı sağın lideri ki şu anda konumu çok güçlü, Sayın Putin'e yakın bankalardan kredi aldı biliniyor ve Avrupa basınında bu çok konuşulmuş bir meseleydi.
Şimdi bu savaştan sonra bir o kadar çok o kadar Putin'ci görülmeselerdi ama buradan yani Putin'den destek alarak burada AB karşıtı politika yapıyorlardı. Aşırı sağın bir başka kutuptan da destek aldığını biliyoruz. Sadece Putin değil, benzer biçimde Amerika Devlet Başkanı Trump'ın da başta danışmanı Steve Bannon olmak üzere aşırı sağı burada koordine etmek üzere burada bir tane düşünce kuruluşu bile kuruldu. Ve aşırı sağı destekleme kampanyası maalesef Washington kaynaklı olarak da devam etti. Şimdi soru şu, hem Washington ya da Trump'ın Washington'u diyelim, bir de Putin neden aşırı sağın güçlenmesini istiyorlar? Çünkü aşırı sağın çok belirgin bir özelliği vardır. Bir siyasi manada birleşik bir Avrupa Birliği istemiyorlar. Avrupa'nın federalleşmesini de istemiyorlar. Bu raddeye kadar gelen egemenlik paylaşımından da rahatsızdırlar. Ve ana söylemleri ulusal egemenliğe geri dönüp ulus devletler üstünden bir Avrupa Birliği tahayyülüdür. Yani Avrupa Birliği'nin siyasi bir birlik olarak içinde federal elemanların da bulunan bu devletler konfederasyonu tamamen ulus devletlerin otoritesi altına almak istiyorlar. Ve Avrupa Birliği'ni sadece pazar amaçlı olarak görüyorlar. Yani ortak bir pazar olsun, ulus devletler oradan yararlansın ama eşitlik, egemenlik paylaşımı, güç paylaşımına girilmesin istiyorlar. Buradan yola çıkarak AB karşıtı bir politika uyguluyorlar. Sonra Avrupa Birliği'ni dillerine pelesenk ettikleri milli kimliğe bir tehdit olarak görüyorlar. Çok ilginçtir. İşte Almanlık, Fransızlık, yerli ve milli olmak gibi kavramlar. Onun karşılığı olan Fransızca ve Almanca sözcükler vardır. Onları kullanıyorlar. Ve onun üstünden bir kampanya yapıyorlar. Bu kampanya sonunda nereye varıyor? Yabancı düşmanlığına varıyor. Mülteci düşmanlığına varıyor. Ve içe dönük kapalı adeta ulus devletler istiyorlar. Onun da ötesi vardır. Her ulus devlet içinde demokratları aynı zamanda dışlıyorlar. Yani bir Alman demokrat, çok kültürlülüğü benimseyen biri, farklılık içinde birlik olsun diyen biri ki bunlar Avrupa Birliği'nin temel şiarlarıdır. Onu eksik Alman ya da eksik Fransız olarak görüyorlar. Yani senin bir has Alman ya da bir has Fransız olman için evvela yabancılardan nefret etmen gerekiyor. Bunu yapmıyorsan onların düşmanlığını kazanıyorsun ve dolayısıyla Avrupalı uluslar da kendi içinde bölünmüş vaziyettedirler. Aşırı sağ sadece dışa karşı dışlayıcı bir politika değil, içe karşı da bölücü bir politika uyguluyor. Ve adeta kendi toplumu içinde ötekileştirme süreçleri çalıştırıyorlar. O bakımdan özetle evet hepimiz tedirgin olmak zorundayız. Çünkü tehdit altında olan Avrupa demokrasisidir. Hatta Avrupa Birliği'nin kendi varlığıdır bile diyebiliriz. Peki bu konuya eğer vaktimiz kalırsa yeniden döneceğiz, özellikle Kıbrıslı Türkleri nasıl etkileyeceğiyle ilgili. Ama tabii ki bir de seçim var ve bu seçim için de artık saatle çalışmaya başladı. Arkadaşlarımızın sorularıyla devam edelim. Aysu Hanım buyurun. Şimdi bu programın başından beri kendi aramızda da konuşuyoruz. 20 küsur yıldır Avrupa Birliği kurumları içerisinde çeşitli vesilelerle bulunuyoruz, gözlemliyoruz. Kıbrıs sorununun en kritik, en heyecanlı dönemeçleri de dahil olmak üzere hep bu kurumlarda yaşananları gözlemleme imkanımız oldu. Şimdi bu süreçlere baktığımızda belki de ilk defa bu kadar işte Türk gazetecilerin ya da Türk medyasının aslında Avrupa Birliği'nin kalbinden çok uzakta olduğunu söyleyebiliriz sanıyorum ki bu birçok kesim tarafından da teslim ediliyor. Türkiye'nin tam üyelik perspektifini kaybetmesiyle beraber ülkenin kendi iç demokrasisinde de yaşananların da etkisi var mı bunda mutlaka? Kıbrıs sorununda da bir çözüm umudunun ortadan kalkmasıyla Avrupa Birliği bizim için çok merak edilen bir haber değeri taşıyan bir kurum olmaktan bir süredir uzaklaşmış. Dolayısıyla sizin bu dönemde ikinci kez aday olmanız herhalde biraz daha anlamlı oluyor bu dönemde. 4 yıllık bir deneyiminiz var. Şimdi yeni bir dönem için önümüzdeki yıl
tekrar aday olacaksınız yeni bir 5 yıl için. Dolayısıyla ne sunuyorsunuz ve Kıbrıslı Türklerden ne bekliyorsunuz bu süreçte? Çünkü onların oy kullanabilmeleri için neyi bilmeleri gerekiyor? Neden oy kullanmalarının önemli olduğunu düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum. Çünkü belki bundan 10 yıl kadar önce çok daha büyük bir heyecan vardı Avrupa Birliği kurumlarına ilişkin ama bunu uzun süredir kaybettik. Sizin adaylığınızın 2019 yılında bir heyecan yarattığını söyleyebiliriz. Şimdi 2024'te yeniden adaysınız. Neden Kıbrıslı Türkler size daha fazla oy versinler ve neden Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu sandalyeleri için oy kullanmaları önemlidir? Evet, aslında sevgili Ayşun'un tabii tecrübeli gazeteci olunca bir soru soracağım diyor. İçinden 10 tane soru çıkıyor. Onun için ben sorunun birinci sorudan başlayacağım. Türk-AB ilişkileri. Önce onu konuşalım. Bu ilişkilerde tarafların her zaman gönüllü körlük içinde oldukları noktalar vardır. Hem Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin hem de Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin. Bir kere Türkiye ile AB ilişkilerinin dönüm noktası, tarihi dönüm noktası 1999 Helsinki zirvesidir. Yani Türkiye'nin aday ülke olması, sonra 2005'te de adaylık sürecini işletip müzakerelerle başlamasıdır. Şimdi bir taraf diyor ki, Türkiye diyor ki, bunun Kıbrıs sorunuyla hiçbir ilgisi yoktur. Türk-AB ilişkileri başka bir kulvarda koşar. Diğer tarafta da Türk-AB ilişkileri ne zaman konuşulsa içine Kıbrıs'ı sokuşturmaya çalışan başka bir tutum var. Dolayısıyla bize tarih, yakın tarih göstermiştir ki ne birinin dediği tam olarak doğrudur, ne de ötekinin dediği tam olarak doğrudur. Evet, Türk-AB ilişkileri içinde elbette Kıbrıs da vardır ama tek mesele o değildir. Hatta başat mesele değildir. Türk-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunundan bağımsız akabileceği mecralar vardır. Kıbrıs sorunuyla karşılaşacağı mecralar vardır. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tutumu da üstelik de 2004'teki hayır oyu tamamen bu mentalite üzerine kurulmuştu. Türkiye'nin AB üyeliğindeki süreci istismar edip Rumlar lehine dahi çözüm perspektifiyle Taşas Papadolos'un tarihi konuşmasını bir daha dinlerseniz bunu göreceksiniz. O bir abartıydı ve gönüllü bir körlüktü. Kıbrıs sorununu siz Türkiye bu kadar büyük oranda boca edemezsiniz, dayatamazsınız. Ama Türkiye de Kıbrıs sorunu bu işin hiçbir yerinde olamaz dediği zaman yanlış yapıyor. Dolayısıyla bu girişten sonra yıllardır devam eden sürece baktığınız zaman, ortaya konan raporlara baktığınız zaman, Türkiye ilerleme raporlarına ve girişimlere baktığınız zaman bu söylediğim nüansı görürsünüz. Kıbrıs sorunu bir yerde vardır ama her yerde değil. Bunu görürsünüz. Nitekim daha güncel bir konuyla bunu kapatalım. Sayın Borrell'in en son raporu, Türkiye raporu. Bu rapor herkes tarafından bekleniyordu. Çünkü Türkiye ilerleme raporunun son nüshasında Türkiye'nin üyelik sürecinin tamamen neredeyse ortadan kaldırılmasına yakın görüşler dile getirildi. Alternatifler üzerine durulması lazım geldiği konuşuldu. Ben tam da bu yüzden bu raporu desteklememiştim o dönemde. Ve ondan sonra da konsey Sayın Borrell'i görevlendirdi. Bir Türkiye raporu hazırlasın diye. Bu rapor 10 gün önce falan çıktı. Önemli bir rapor. İçinde çok büyük şeyler var mı? Yok. Ama şu gayreti o raporda görüyorsunuz. Türkiye'ye bir el uzatma. Türkiye'ye dönük bir hamle var. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu mesela hamlesi var. Belli ki Avrupa Birliği bu karşılıklı ticaretten karşılıklı yararın olacağını düşünerek oraya doğru bir hamle yapıyor. Vize serbestliği konusunda açık bir şekilde efendim ilk etapta iş insanları ve öğrencilerin ve Avrupa Birliği ülkelerinde akrabaları olan Türklerin serbest dolaşımını gündeme getiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir de mültecilerle ilgili Türkiye'nin uyguladığı politikalara mali destek biliyorsunuz kaç yıldır devam ediyor. Onun devamı gündeme. Şimdi Türkiye'nin zaten son dönemlerde
AB nezdindeki talepleri zaten bu noktalarda yoğunlaşıyor. Yani gümrük birliği modernizasyonu, vize serbestliği filan. Şimdi tabii ki raporda şunu da okursunuz. Bunların uygulanması için Kıbrıs sorununda bir takım açılımların olması lazım geliyor deniyor. Ama parantezi açıp şuna bir gönderme yapabiliriz. Sayın Christodoulou'nun seçildiği günden itibaren AB'nin aktif olarak devrede olmasını istedi. AB hatta temsilci atamasını istedi. Bunların hiçbiri olmadı ve hiçbiri gündeme gelmedi. AB ısrarla BM'yi adres olarak gösteriyor. Kıbrıs sorununu yürütecek olan BM'dir. Biz AB olarak ancak destekler, somut katkılar koyarız, pratik katkılar koyarız diyor. Yani karşılıklı olarak hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'den şikayet etmeleri boşuna değildir. Çünkü ne Türkiye'nin istediği gibi Kıbrıs sorununu tamamen görmezlikten gelmesi söz konusudur. Ne de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin istediği gibi Kıbrıs sorununu her tarafa boca etmektedir. Çok özür dilerim, burada bir şey belirtmem gerekir. Dün gerçekleştirilen bir basın toplantısına katıldık hep birlikte. Orada da AB Komisyonu Dış İlişkiler Basın Sözcüsü Peter Stano aynen şunları söyledi, arkadaşlarımız haberleştirdi bunu. Diyor ki, bu sizin söylediğiniz cümlelerle bağlantılı. Kıbrıs'ı terk etmiyoruz, Kıbrıs biziz. Türkiye ile yaptığımız her şey Türkiye'nin Yunanistan veya Kıbrıs'la yaptıkları tarafından belirleniyor. Kıbrıs bizim kırmızı çizgimizdir. Türkiye'nin AB'deki geleceği Kıbrıs'la olan ilişkisinden geçmektedir. Tamam. Bu kadar belirleyici ve net konuşuyor. Hayır, bu böyle. Çünkü burada bir diplomasi olduğunu biliyoruz. Bunlar böyle net söylenir, öyledir de. Ama bunlar böyle uygulanmaz. Bu çok açık ve sarihtir. Zaten 99'dan beri de uygulanmadı. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu anlaşılır bir şeydir. Çünkü hem Yunanistan üye devlet, hem Kıbrıs Cumhuriyeti üye devlet. Tamam. Biz yani şunu da hatırlatayım bu vesileyle. 2004 yılı öncesi boşuna demiyorduk. Bir an önce çözüme gidelim, yoksa aksi türlü iki tane Helen devletiyle karşı karşıya kalacağız diye. Yani oraya hiç girmeyelim. Çünkü bize o şansları kaybedenler, kaybettirenler 2002'nin sonunda, 2003'ün başında. Bu artık tarihe mal olmuş şeylerdir bunlar. Dolayısıyla bu tür söylemleri duyarsınız. Ama uygulamada da dediğim gibi raporu açın bakın, göreceksiniz Türkiye paslar atıyor. Demek ki Türkiye iyi fena tekrar bazı taleplerini gündeme getiriyor ve Avrupa Birliği de iyi niyetle, altını çizerek söyleyeyim, bunun birinci nedeni Türkiye'nin jeopolitik önemidir. Ve hala jeopolitik açıdan AB'nin önemli ortağı olmuş olmasıdır. Yoksa baktığınız zaman raporlara insan haklarındaki gerilemeler, hukuk devleti gerilemeleri, onların hepsinin altı çiziliyor. Ama buna rağmen bizim için kıymetli bir ortaktır. Lafı da geçiyor. Tesadüf değil. Yani jeopolitik açıdan Türkiye olan ihtiyaç söz konusudur. Ve burada zaten Kıbrıslı Rumların istediği her şeyi elde etmelerinin birinci nedeni üye olmalarına rağmen Türkiye'nin jeopolitik önemidir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Türkiye ve AB ilişkilerinde bir takım kıpırdamalar olacaktır. Bunlar ufak tefek kıpırdamalardır ama bir canlı ölüyü canlandırıyorsunuz. Ufak adımlardır ama anlamlı adımlardır bir yandan da. Dolayısıyla orada böyle bir durum olacak. Bu elbette önemli bir şeydir. Benim her zaman tavrım Türk-AB ilişkilerinde pozitif ajanda olmuştur. En ileri noktaya gitmek olmuştur. Buna hep inanıyorum. Bu sadece Türkiye'nin demokratik geleceği açısından önemli değil. Yani benim anlayışım da AB için de çok önemlidir. Ben çünkü Türkiye'nin üyeliğinde Avrupa Birliği'nin tarihsel ve medeniyet açısından büyük bir açılımını görüyorum. Müslüman bir ülkeyle AB içinde yer alacak Müslüman bir ülke birlikte var olması, Doğu Batı Hristiyan Müslüman dünyası arasındaki ayrımları, keskin o ayrımları kırar, yumuşatır. Bunun böyle bir de medeniyetsel bir anlamı vardır. Bunun üzerinde ayrıca durmak lazım. Şimdi Kıbrıs'ı Türklere gelince. Hemen. Şimdi bir kere konumumuzu doğru anlamalıyız. Biz neresindeyiz Avrupa Birliği'nin? Yani 2004'te kaçırılan tarihi fırsattan sonra AB'nin neresindeyiz? Biz bireyler olarak AB yurttaşıyız. AB yurttaşı olmaktan kaynaklı bazı haklarımız vardır. Ama bir ayrı devlet olarak AB'de yokuz. Bu çok önemlidir. Peki bize tanınan hakları biliyor muyuz? Tanıyor muyuz? Ne kadar kullanıyoruz? Bu soruyu sorduğum zaman bu sorunun yanıtının kolay olmadığını, pek çok insanın bu konuda bilgisiz olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü 2004'ten sonra biz
bir küskünlük dönemi yaşadık. Haklı ya da haksız bir düş kırıklığı yaşadık. İçe dönük bir politika izledik ve ABD'den de ciddi şikayetler geliştirdik. Ama o dönemde alınan bazı kararlar vardır ki Kıbrıslı Türkler için hayati önem taşıyorlar. 2004-27 Nisan kararı, konsey kararıdır. Çok önemli bir karardır. Kıbrıslı Türklerle ilişkileri belirleyen asıl karar odur. Orada söylenen net ve net, kelime kelime şu anda hatırlamıyorum ama manası şudur. Kıbrıslı Türkler geleceklerini AB içinde gördüklerini kanıtladılar. Dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin AB ile yakınlaşması, hatta izolasyonların kırılması şarttır ve önemlidir. Bu konuyla ilgili konsey diyor ki komisyona hazırlık yapın. Kıbrıslı Türklerin haklarını hayata geçirebileceğimiz projeler üretin. Komisyon hazırlığını yaptı ve geldi. Bir mali yardım tüzüğüyle geldi. Bir orada duralım. Mali yardım demek her yıl adanın kuzeyine 35 milyona yakın euronun akması demektir. Tamam mı? İkincisi yeşil hat tüzüğü hazırlandı. Yeşil hat tüzüğü Kıbrıslı Türklerin ürettiği ürünlerin çok büyük bir kısmının AB pazarlarına ulaşabilme imkanıdır. Yeşil hat üstünden. Bakınız en son hellim o kategoriye girdi. Adanın kuzeyinde üretilen hellimin artık biliyorsunuz hellim ve harlumi coğrafi tescilli Kıbrıs ürünüdür ve artık Kıbrıslı Türklerin hellimi de Avrupa pazarına girebilecektir. Oysa ki yani bu hayvansal ürünlere yasaktı ve şimdi o çapı genişletilmiş bunun. Buna benzer başka ürünler eklendi. Mesela bal geçti, zeytinyağı geçti. Daha önce geçemiyordu. Dolayısıyla biz tam da bu noktada bana sorarsanız yerli üretimin AB pazarına ulaşması bu fevkalde önemli bir şeydir. Yani adanın kuzeyinde dünyadan kopuk yaşayan o toplumun ürettiği ürünün Avrupa pazarına girme imkanı demektir Avrupa Birliği. Yeşil hat tüzüğünün uygulamasından memnun muyuz? Hayır, ben değilim. Olmadığım için de konseye ve komisyona defalarca yazılı soru önergeleriyle Kıbrıs'ın yetkililerinin tutumunu şikayet ettim. Çünkü tam olarak bu tüzüğün uygulanmadığını gösterdim. Komisyon benim de aynı fikirdedir. Aynı fikirde olduğun için de Kıbrıs hükümetine baskı uyguluyor, mektup yazıyor. Bunu tam olarak uygulayın diyor. Şimdi bir mali yardım var bir tarafta. Bir de yeşil hat tüzüğü üzerinden... ürün satmak var. Bizim en büyük sorunumuz üretim mi? Adanın kuzeyinde. Üretim. Üretimimizi çoğalttığımız zaman Avrupa pazarına girebilecek miyiz? Çok büyük ürünlerle, yerli ürünlerle girebileceğiz. Giriyoruz, daha da girmemiz lazım. Son iki yılda yeşil hat tüzüğü üstünden yapılan ticarette %200 artış oldu. Kaç milyon euroya çıktı. Daha da devam edebilecektir. Üçüncü unsur. Çocuklarımız üniversitelerde okuyor. Biliyor musunuz, ben bir akademisyenim ve uzun yıllar tabii üniversitelerde bulundum. Bizim bir ara Kıbrıslı Türk çocuklarımızın Avrupa üniversitelerinde görülmeleri istisnaydı. Çünkü çok pahalıydı okumak. Kuzeydeki ekonomik durum malumdu. Bir dönem Avrupalarda okuyan, yabancı dilleri bilen Kıbrıslı Türk kuşağı yavaş yavaş yerini sadece Türkçe konuşan genç bir nesile bırakmıştı. Çünkü ya adanın kuzeyinde okuyabiliyorlardı ya da Türkiye'de. Son yıllarda Avrupa Birliği sayesinde tam 2000 genç şu ana kadar 2004'ten bugüne kadar Avrupa Birliği üniversitelerinde burslu okudu. Bana bu da yetmiyor. Bu da yetmiyor. Dolayısıyla onun da çapını genişletmek için aktif bir kampanya içindeyim. Nasıl bir kampanya içindeyim? Eğitim ve Kültür Komitesi'nde bulunduğum için Avrupa Parlamentosu'nda o komitede sürekli olarak Kıbrıslı Türklerin Erasmus'a dahil edilmeleri için yollar arıyorum. Efendim hem ilgili komiserle görüşüyorum hem de komitenin başkanıyla daha bugün bu konularda görüşmeler yaptım. Devamlı yapıyoruz. Yani yeşil hat tüzüğü gibi bir eğitim ve kültür tüzüğü istiyorum mesela. Daha büyük oranda öğrenci sayısı Avrupa Üniversitesi'nde. Avrupa Üniversitesi'nde okumak demek sizin birkaç dil öğrenmeniz demektir. Başka bir yerden dünyaya bakmanız demektir. Yetişmiş insan gücünün kalitesinde çok önemli bir artış demektir. Şimdi gerisini saymayayım. Altyapı yatırımları yapıyor, onları Mario Nava anlatıyor zaten. Onlara ben de girmeyeyim. Çünkü benim sonuçta Avrupa Birliği'nin uygulamalarından tam olarak hoşnut olduğumu söyleyemem. Yani daha çoğunu istiyorum, daha fazlasını istiyorum. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilgili özetlersem, biz Avrupa Birliği
içinde bazı haklara sahibiz. Aynı zamanda da bu hakları çoğaltmak istiyoruz. Benim adaylığımın bir manası varsa Kıbrıslı Türkler açısından, çünkü benim burada parlamenter olmam sadece Kıbrıslı Türklerle ilgili bir durum değil. Sonuçta ben bir federalist Avrupalıyım. Avrupa Birliği içinde bir sürü başka yaptığım kampanyalar vardır ama Kıbrıslı Türkler bacağından bakarsam tam da bu hakları daha çok sahiplenmek ve çoğaltmakla ilgili yapılan kavgaya destektir istediğim. Yani seçime katılın, destek olun demek istiyorum. Çünkü bu sizi doğrudan ilgilendiriyor. Ve üstelik de bunun hiçbir ideolojik ayrımı da yoktur. Bunun içinde sağ ve sol yoktur. Bu bir hak mücadelesidir ve Kıbrıslı Türklerin ortak haklarıyla ilgili bir mücadeledir. Dolayısıyla Yeşil Hat yüzünden sadece solcular ürün satar diye bir kural yok. Ya da kimliksizlerle ilgili sorunu ele aldığımızda sadece solcuların çocukları kimlik arıyor diye bir durum yok. Ya da ne bileyim Avrupa Birliği'ne giden ve orada okuyan çocuklarımızın sağı ve solu yok. Bu öyle bir ortak mücadeledir ve adını koyayım. Ortak hak mücadelesidir. Eğer katılım olmazsa, ilgi olmazsa siz o hak mücadelesinde geriye düşersiniz. Bir tek insanın bile burada olması benim olduğum zamanlarda gördüğüm şey, ben konseye, komisyona başvurduğum zaman bir Kıbrıslı Türkler diye bir şey varmış gündeme geliyor. Yoksa gündeme bile gelmezdi. Tabii. Görünür olmak demektir bu. Sorunların bir kısmını çözersiniz, bir kısmını görünür kılarsınız. Dolayısıyla bütün bu nedenlerden ötürü benim Kıbrıslı Türklere çağrım şudur. Seçime mutlaka katılın. Hatta aday olarak da katılın, seçmen olarak da katılın. Çünkü o katılımın Kıbrıslı Türkleri görünür kılmak anlamında bir manası var. Ve bu da aslında Kıbrıslı Türklerin bir hakkı. Aday olmak da, oy kullanmak da. Bu aktif Avrupa yurttaşlıktır bu. Evet. Seçme seçilme hakkıdır bu. Onu sonra kadar kullanmalıyız diyorum. Peki. Rasip Bey'e yani geçelim. Orada devam edelim. Şimdi Avrupa Parlamentosu adaylığı, Avrupa Parlamentosu milletvekili adaylığı sürecini hatırlarsak, yani Kıbrıslı Türklerin dahil olma sürecini, daha biraz yani uçta olan, siyasetten uçta olan insanların yaptığı, hatta son seçimde aday, yani oy kullananların da aslında bir siyasi uç olduğu algısı vardı Kıbrıs Türk toplumu içerisinde. Ancak sizin farklı bir yöntem izleyerek ana akım Kıbrıs Cumhuriyeti partilerin birinden aday olmanız farklı bir yöntem olarak Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'na bir Kıbrıslı Türk'ün girebileceğini gösterdi bize. Şimdi yeni bir durum söz konusudur. Çünkü geçtiğimiz dönemde 2019 seçimlerinde 5000 küsur Kıbrıslı Türk oy kullanabildi. Bir sürü sorunlar çıktı. İkametgahla ilgili bir sürü sorunlar çıktı. Bununla ilgili çalışmaları biz bugün öğrendik. 83 bin kişinin otomatik olarak kaydolduğu ve bir web sitesi aracılığıyla isimlerini kaydolduğu. Bu çok önemli bir gelişme oldu. Yani bu iki günlük gezimizde bizim wow efekti aldığımız belki de tek şeydir. Bu süreç nasıl devam edecek bundan sonra? Yani az önce aday olun dediniz falan filan. Birçok Kıbrıslı Türk'ün aday olmasını bekler misiniz? Bu 83 bin Kıbrıslı Türk'ün sizin adaylığınız konusunda nasıl bir etkisi olacağını düşünürsünüz? Bugünkü toplantımıza sorduğumuz soruyu da tekrar edeyim. Türkçenin ABD resmi dil olması konusunda Kıbrıslı Türk varlığı oluşturduğunuz dediniz ya burada. O konuda çalışmalarınız var, özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden bir tanesi olması. Bu sizin seçilme ihtimalinizi de sekteye uğratıyor mu? Bir tehlike midir? Çünkü netice itibariyle bir ana akım Kıbrıs Cumhuriyeti ya da Rum Parti'den aday olmaya çalışacaksınız tekrar. Evet, şunu söyleyeyim. Evet, doğrudur. 83 bin Kıbrıs Türk seçmen kayıtlara otomatik olarak kaydolmuştur. Bu seçmen listesi çok yakında internet ortamında herkesin erişimine açık olacaktır. Her yurttaş kimlik kartı numarasıyla o listeye girip bakacaktır. Adresi doğru yazılmış mıdır? Ya bir terslik varsa da onu düzeltme ihtimali olacaktır. Bu kadar mı bizim seçmemiz? 83 bin Kıbrıslı Türk seçmen mi vardır? Seçmenden söz ediyoruz.
Yoksa Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği sahibi çok daha fazla Kıbrıslı Türk vardır. Bu seçmendir ve sonra bunlar da 18 yaş üstü olan Kıbrıslı Türklerdir haliyle. Dolayısıyla bu 83 bin seçmenin kendi verilerini kontrol etme ihtimali sanırım Aralık sonu falan başlar. 2 Nisan'a kadar süre tanınmıştır düzeltmeler yapılması açısından. Düzeltme derken şunu da kastedeyim. Şimdi bazı Kıbrıslı Türkler kimlik kartı alırken mesela doğduğu yeri ya da ebeveynlerin doğduğu yeri adres gösteremiş. BAF demiş mesela, Limassol demiş. Bu tür durumlarda sizi mecburen oyunuzu BAF'ta ya da Limassol'da kullanmaya sürüklüyorlar. Bu da mümkün değil. Dolayısıyla ciddi bir kaybımız oluyor. Bunların engellenmesi için işte herkes, her vatandaş internet ortamında kendi adresinin ne olduğuna bakacak, ona göre oy. Çünkü Kıbrıslı Türkler için biliyorsunuz özel seçim sandıkları kuruluyor. Yani adresin kuzey adresi olması bir sorun yaratacak mı? Tam tersi. Kuzey adresi olursa sorun değil. Ama eski adresi kalmışsa. Kuzeyde oturup güney adresi veriyorsan sorun olur. Orada sorun var. Sorun olan o. Şimdi gelelim ikinci noktaya. Benim ve komisyon da aynı fikirde benimle. Biz Kıbrıslı Türklerin mümkün olduğu kadar en kolay biçimde oy kullanmalarını istiyoruz. Bunun için iki tane yola başvurduk. Bir tanesi, oy kullanırken Kıbrıslı Türklere imzalatılan bir kağıt vardır. Bir form vardır. Benim adım Mehmet Hasan, Ayşe Hüseyin, filan adreste ikamet ediyorum deyip altına imza atıyorsunuz. Biz bu kağıdın lüzumsuz bir şey olduğunu, psikolojik olarak da bir bariyer oluşturduğunu söyledik. Bunu kaldırın dedik. Çok uğraştık. Maalesef Kıbrıs'ın Temsilciler Meclisi'nde bu geçmedi. AKEL dışında diğer bütün partiler bu değişikliği kabul etmedi. Dolayısıyla tekrar bir forma doldurmak gerekecektir oy kullanırken. Çok mu mühim? Hayır. Oy kullandığınız işte orada zaten bir satırlık bir şey yaparsınız ama bu bence olmamalıydı. İkinci ortaya attığımız mesele ve konuştuğumuz şey Kıbrıslı Türklerin sandıklarının mümkün olduğu yerlerde ara bölgede olması. Yani geçersiniz Litra Palas Barikatı'ndan. Gidersiniz ya Litra Palas'a ya da Göten Sütçü'nü orada kullanırsınız. Yani iki tane checkpoint geçmek durumunda kalmazsınız. Bu öneriyi Mario Nava komisyon yürekten destekliyor, kampanyasını yapıyor. Aynı şekilde ben de, aynı şekilde AKEL de. Ama gelin görün ki yine orada da henüz bir sonuç almış değiliz. Konuşuluyor, görüşülüyor. Açıkça sıradanı koyalım. Güneyde siyasi partiler arasında şöyle bir endişe var. Kıbrıslı Türklerin oy kullanımını kolaylaştırırsak bu oyların çoğu Niyazi'ye gider. Niyazi de zaten AKEL listesinden aday olacaktır. Bu defa AKEL birinci parti olacaktır. Biz bunu engelleyelim. Yersiz ve bir küçük hesap. Bu büyük iş için çok küçük hesap. Diğer mesele, ben AKEL listesinden aday oldum. Büyük ihtimalle gene öyle olacaktır. Ama şunu söyleyeyim, ben hiçbir zaman AKEL üyesi olmadım. AKEL'le yaptığım şey de işbirliğidir ve bu işbirliği içinde de otonomime bir saygı vardır. Ve şunu da söyleyebilirim, belli çevrelerde belki sıkıntılarım olmuştur zaman zaman AKEL bürokrasisi içinde ama AKEL'in liderlik düzeyinde hiçbir şekilde benim otonomime halel gelecek hiçbir hareket görmedim. Çok kolay tespit edebilirsiniz. Yani burada kullandığımız, genel kurulda kullandığımız oylar herkesin, her yurttaşın görebileceği şekildedir. Bir baktığınız zaman AKEL nasıl oy kullanmış parlamentoda, ben nasıl oy kullanmışım. Aradaki farkı görürsünüz. Ha bundan da tedirgin olan bazı AKEL'ciler vardır. Yani oradan da bir oy kaybım olabilir. Ama asıl mesele Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili yaptığım çabalardan ötürü güneyde bir takım oy kaybı olabileceğini tahmin edebiliyorum. Ama benim için şunu size söyleyeyim. Yani bir kere prensipli politika yapmak diye bir şey var. Politika yapacaksanız belli ilkelere olan bağlılığınız sayesinde yaparsınız. Benim için bir geçim aracı, yaşam biçimi ya da statükü meselesi hiç olmadı. Ben hem akademisyen olarak hem yazar olarak yapabileceğim kariyeri zaten yaptım. Dünya çapında yaptım. Parlamentoya gelmeden önce de neysem oyum zaten. Buraya geldiğimiz zaman benim belli hedeflerim var. Bunlar çok açık belettir. Yazdığım kitaplarda da görülebilir. Ben Federal Kıbrıs'a inanan biriyim. Federal Avrupa'ya inanan biriyim ve bu uğurda fikir üreten biriyim, ortaya mücadele koyan biriyim. Bu bir. İkincisi, Kıbrıs Türk toplumunun içinde bulunduğu durumdan çıkma ihtimalleri, imkanlarını
sonuna kadar kullanılmasını isteyenlerden biriyim. Çünkü AB yurttaşıyız ve bunu sonuna kadar değerlendiremiyoruz. Avrupa Birliği yurttaşı olmak için kaç ülke şu anda sırada bekliyor biliyor musunuz? Tabii. Batı Balkanlardan Gürcistan'a ve Ukrayna'ya kadar herkes sırada bekliyor. Biz içerideyiz ve onu yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Neden istiyorum ama kapısı Türklerin bu imkanlarını kullanmaları? Bakınız, açıkça adını koyalım. Kıbrıs Türk toplumu özne olma kapasitesini gün ve gün kaybediyor. Daha açayım bunu isterseniz. 1974 savaşı iki toplum açısından farklı yaşandı. Rumlar açısından felaket, Türkler açısından bir zafer. Ama geçen yıllar içinde Kıbrıs Rumlar tutundular. Bir devlete tutundular, AB üyesi oldular. Kıbrıs'ı Türklerin koşulları, o soyutlanmış koşullarda onları zor durumda bırakıyor ve tutunamıyorlar. Bu tutunamamayı açmam lazım. Tutunabilmek bir yerde yemek yiyip yatmak uyumak değil. Siyasi bir özne olarak etkili olmak anlamında tutunamıyorlar. Ve dolayısıyla benim açımdan birinci mesele Kıbrıs'ı Türklerin özneli kapasitesini çoğaltmaktır. Güçlendirmektir ve AB'nin burada sunduğu imkanları sonuna kadar kullanmaktır. Bundan aslında Kıbrıs Rumların hiçbir rahatsızlık duymamaları gerekiyor idi. Tam tersine bu tür politikaları bizzat kendileri yapmaları gerekiyordu. Kıbrıs'ı Türklerin AB içindeki konumlarının güçlendirilmesi. Öyle bir vizyon olmadığını gördüm. En azından kurumlarda görmedim. Akil bu konuda farklı. O yüzden hiçbir ortak dil tutturabiliyoruz. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurumlarında bu zihniyeti göremiyorum. Ama şu anlaşılmıyor. Eğer Kıbrıs Türk toplumu adada bir özne olmaktan vazgeçerse tamamen, bir Türklük dünyası içinde Kıbrıs kökenli bir nüfus kalabalığına dönüşürse, siyasete yön veremeyen, belirleyemeyen bir noktaya tamamen oralara kadar gelirse, bu öncelikle Kıbrıs Rumlar açısından tarihi bir hata olur. Dolayısıyla Kıbrıs Rumlar açısından Kıbrıs Türklerin öznelik kapasitesinin artması onlar açısından yararlıdır. Nereden yararlıdır? Yani Kıbrıs'ı hep sorarım Kıbrıslı Rumlara. Bir düşünün, içinde Kıbrıslı özne olarak Kıbrıslı Türk olmayan bir Kıbrıs tahayyül edin. Tahayyül edin bakalım nasıl bir Kıbrıs Rum. Ve bakalım, hep kendimizi eleştiriyoruz, ben de çok eleştiriyorum ama bir noktaya bakalım. Kıbrıslı Türkler neyi temsil ediyorlar? Hem Kıbrıs Rumlar açısından hem Avrupa Birliği açısından. Bir kere dünyada olabilecek en seküler, en laik Müslüman bir topluluktan söz ediyoruz. İkincisi, Batı medeniyetinin değerlerini çoktan beri içselleştirmiş bir toplumdan söz ediyoruz. Bu da tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün reformlarının çok erken zamanda adaya yansımış olmasına uzun bir tarihi var bunun. Bir sekülerleşme, çağdaşlaşma denilen şey. Bakınız, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri, 1839'dan beri, yani Tanzimat reformlarından beri muasırlaşmak, çağdaşlaşmak projesi üstünden gidiyor. Ve bugünkü Türkiye'de, bugün bu konuştuğumuz anda var ya, daha bu yılın sonuna bile gelmeden öldürülen kadın sayısına bir bakınız. Kadın cinayetindeki rakama bakınız. Medeniyet şiddetten uzaklaşmak demektir. Medeniyet şiddetin yerini başka şeye bırakmak demektir. Bir de Kıbrıs Türk toplumundaki medeniyete bakınız. Şiddetle hiçbir alıp verici olmayan bir toplum. Yumuşak, bir takım demokratik değerlere sahip, tolerans sahibi. Ben burada sağcı dostlarımla oturup sabahlara kadar sohbet edebiliyorum. Bu çok bizde çok doğal olan bir şeydir. Dostluklarımızı ideolojiyle bozmayız mesela. Bu çok doğal bir şeydir. Bunları biz, bu sosyolojik verileri çok ciddi almıyoruz. Bunlar medeniyet değerleridir. Ve Kıbrıs Türk toplumunun böyle bir toplum olmuş olması Kıbrıs Rumlar için başta olmak üzere büyük bir kazanımdır. Dolayısıyla Kıbrıs Türklerin AB içinde imkanlarını çoğaltarak tutunabilmeleri benim açımdan hem tarihi, hem medeniyet, hem de adanın geleceği açısından benimsediğim bir politikadır. Ben Kıbrıs Türk mikro milliyetçiliği yapmıyorum. Milliyetçiliğin her türlüsüyle aramda mesafe vardır. Milliyetçiliğin her türlüsüyle kapışmış, kitaplar yazmış bir insanım. Helen milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğiyle, Kıbrıs Türk milliyetçiliğiyle, Kıbrıs Rum milliyetçiliğiyle. Ben yurtsever, demokratik, çoğulcu bir sistem içinde yaşanmasını istiyorum. Çünkü milliyetçilik felaket demektir. Ama Kıbrıs Türk toplumunun
AB içinde konumunu güçlendirmesi ülkenin geleceği açısından ve Rumların da geleceği açısından fevkalade önemli bir şeydir. Ve bunu sonuna kadar anlatmaya da devam edeceğim. Kıbrıs Rumlara da anlatmaya devam edeceğim. Dolayısıyla adaylığımın bir manası varsa ve bu Kıbrıs'ı Türklere dönük biraz daha fazla bir çaba ortaya koymak ise background'unda bu anlayışımın, bu çabamın, bu size anlattığım şeyler vardır. Peki, bu engellemelerle ilgili gelen mesajlar var. En önemlisi de bildiğiniz gibi kimlik sorunu sürekli olarak gündeme geliyor. Siz de bunu gündeme taşıyorsunuz. Onu da konuşacağız ama ben şunu sormak istiyorum. Biraz rakamlarla ilgili bilgi almak istiyorum sizden. Bugün basın toplantısında biraz değindik ona aslında. Rasim'in da söylediği gibi o 83 bin, ilk 85 açıklandı, sonra 83 diye düzeltildi. 83 bin rakamı çok önemli bir rakam. Şimdi geçtiğimiz 2019 seçimlerinde 5600 Kıbrıslı Türk gidip oy kullandı. Sizin bu aritmetiğe baktığınız zaman geçen sene, geçen seçim ile bu seçim arasına bir farkındalığın olduğu ortada. Çünkü daha önce böyle bir milletvekili yoktu. Şimdi artık siz varsınız. Yaptıklarınız ortada, işte hellimle ilgili olsun, Türkçe diliyle ilgili olsun, kimlikle ilgili verdiğiniz mücadeleler, eğitimle, sağlıkla birçok şey var. İnsanlar bunu görüyor. Biraz rakamlara bakacak olursak Elam tehlikesi var. Elam'ın da AKEL'den bir vekil alabileceği konuşuluyor. Rakamlara bakacak olursak eğer Niyazi Bey, geçen seçim nasıl bir aritmetik vardı önünüzde? Kıbrıslı Türklerden gelen oylar, Rum güneyden aldığınız oylarla birleştiğinde nasıl seçildiniz? Bu seçim ne bekliyorsunuz? Kazanmanız için ne olması lazım? Şimdi şundan başlayalım. Demin bir ara şöyle bir laf ettik değil mi? 2004 döneminden sonra Kıbrıs Türk toplumu bir küskünlük dönemi yaşadı. AB'ye dönük bir küskünlük yaşadı ve içine döndü. Mesela 2004 seçimlerine bakın. Avrupa Parlamentosu seçimleri ilk 2004 yapıldı. Hatta hatırlıyorsam bir Kıbrıs Türk adayımız da vardı. Yani çok iyi hatırlıyorum. Bir Kıbrıs, evet, Türk adayı vardı. Bağımsız bir aday vardı. Evet. 2009'da gene adaylar vardı. Birkaç tane aday vardı. Birkaç aday vardı. Efendim daha sonra 2019'a gelene kadar Kıbrıs Türk toplumunun seçime gösterdiği ilgi son derece düşüktü. Adaylar vardı. Öyle olduğu halde sandığa gidip oy atan insan sayısı çok çok azdı. İşte onu söylüyordum hocam. Yani biraz böyle bir şeyi ifade etmek için, bir statement için, bir duruş göstermek için aday olunur. Aslında praktikal bir şey değildi. Evet. Pratik şimdi bir şey değildi. 2019'da rakamlarda bir sıçrama oldu. Yani 3-500 oy varken o tarihe kadar kullanılan 3-500 oy varken 5600 oya çıktı. Evet. Ya demek ki orada bir fark olmuş. Bunu yatsıyamayız. Rakamlar bunu gösteriyor. O dönem kayıtlı seçmen sayısı kaçtı, hatırlıyor musunuz? Gene yüksekti. Yani o kadar mıydı ama yani belki işte 75.000, 80.000'di belki. Yüksekti yine. Tamam mı? Biz oradan 5600 oyun 4500'ünü aldık. Okey. Büyük bir benim için teveccüh ettiler. Destek verdiler, sağ olsunlar. Çünkü o koşullarda, o ortamda, bir de o seçimde çok spekülasyon yapıldı. Yani yanlış yalan bilgiler söylendi. İşte biz iki parlamenterimiz var dendi, onu istiyoruz dendi. İşte Rum Partisi'ne gitti, bizi azınlık olarak gösterecek dendi, Rumcu dendi filan. Bir sürü spekülasyon döndü onun etrafında. Anlaşılır bir şey. Bu tarihte ilk defa nerede kaldı ki? Siz işin yarısını biliyorsunuz. Güneydeki kampanyaları göremeniz lazımdı asıl. Bir Kıbrıs'ı Türk geliyor, nereden çıktı bu filan diye, Türkiye'nin ajanı bunu Türkiye buraya soktu diye kampanyalar gitti. Yani o koşullarda yapılmış bir seçimdi ve sonuçta ben işte 21 bin ve 5 bin filan, işte 26 bin oy yakınla seçildi. Yani 5 bine yakın kuzeyden. Evet, 21 bin de güneyden. 21 bin de güneyden. Evet. Peki şimdiki seçime baktığımız zaman ne görüyorsunuz? Vallahi bir şey görmem zor. Çünkü bakın siyaset... Yani önce şunu sorayım. Mesela 5600'den yüksek katılım bekliyor musunuz? Katılım kesinlikle daha yüksek olacağını tahmin ediyorum. Umuyorum ve istiyorum. Öyle de olmalı. Ama yani siyasette bir seçimi öngörmek biliyorsunuz. Yani hatta siz de seçimin içindeyseniz. Çok riskli bir şey. Ben size ne diyebilirim? Ama kayıplarım olduğunu biliyorum. Birkaç denden ötürü, yani özellikle Kıbrıs'ın seçmeni açısından.
Mesela Volt diye bir parti kuruldu. Liberal, Avrupacı, federalist bir parti. Seçime girmeyi planlıyorlar. Onlar mesela 2019'da benim seçmenlerimdi. Çünkü ben 2019'da sadece AKEL'den oy almadım. AKEL dışında liberal, federalist çevrelerden de oy aldım. Ciddi oy aldım. Dolayısıyla oylar artık olmayacak büyük bir ihtimalle ya da çok az olacak. Sonra yaptığımız işlerden tedirginlik duyan insanlar var. Yani ben niye bu adamı destekleyeyim canım diyen insanlar var. Buna karşılık Kıbrıs Türk toplumundan daha önemli bir katkı bekliyorum. Dolayısıyla bu katkıya siyasi partiler de dahil midir? Çünkü aslında çizdiğiniz profilin şöyle de bir özelliği var. Kıbrıs Rum siyaseti tarafından da eleştiriliyorsunuz. Tabii. Kıbrıs Türk siyaseti tarafından da eleştiriliyorsunuz. Hani böyle biraz arafta kalmış bir durumunuz var mı? Ya da Kıbrıs Türk siyasetinden daha kurumsal bir destek bekliyor musunuz herhangi bir siyasi partiden mesela? Şimdi aslında biraz geri sarayma kararı. Benim bütün söylüme baktığın zaman, bak bu yıl 40. yazarlık yılım. Size davet ediyorum. Hayırlı olsun. 15 Aralık'ta 40. yılı kutlayacağız. Bu kitaplara şimdi dönüp bakıyorum. İlkinden günümüze kadar. Seçtiğim yol, benim yolum. İster istemez etnik çatışma içinde, etnik hakikatler içine hapsolmuş toplumlarda bir tedirginlik yaratır. Bu tedirginlik ama tam da entelektüelin işlevidir. Yani bu tedirginliği İsrail'de rahmetli Nobel yazarı Amos Oz yapardı. Efendim Amin Maluf yapar Filistinler söz konusu olduğunda. Daha yeri sayarsanız Emil Zola yapar. Entelektüel tarih, entelektüellerin tarihi diye bir şey vardır. Bizim ülkemizde çok bilinmese de. Dolayısıyla entelektüel huzur bozucu biridir. Yani huzur bozucu biridir. Çünkü belli kalıpların dışına çıkıp eleştirel bir yerden sorgulayabiliyor. Hatta kendisini bile. Bana sorarsanız entelektüelin en önemli özelliği kendisinin saydığı şeye karşı mesafe alabilmesidir. Yani ebeveynlerini eleştirebilmesidir. Sevgilisiyle, karısıyla, kocasıyla ayrı düşebilmesidir. Bırakınız ulusunuzla. Çünkü ulus adına işlenen bütün kötülükler meşrulaştırılırlar. Orada entelektüel bir dakika bu olmaz diyor işte. Orada başlar bu iş. Ben de Kıbrıs'ta bu olmaz dedim. 63-64'ü yapan Rumlara söyledim. 74'te Rumların başına gelen felaketi Kıbrıs'ı Türklere hatırlattım. Bunlar o tür adalarda, bu tür ortamlarda sevilen şeyler değil. Tamam mı? Ama ben tabii ki sonuçta bir iç özgürlüğüme kavuşmuş bir insanım. Aklımı özgürleştirmiş bir insanım. Ve toplumların karşısına bu halimle çıkıyorum. Dolayısıyla bu hal üstünden de oy talep eden birebileyim. Ha bu kolay seçilen bir varlığı yaratık değil şey entelektüel. Ve kolay oy almalamaz. Yani ben almışım bile o bile beni şaşırttı bir noktaya kadar. Ama ben bu yolda gidiyorum. Şimdi benim dışımda neler değişti ona bakalım aslında. Benim sayemde belki bir şeyler değişti ama benim dışımda da değişen şeyler var. Yani toplumların kendi dinamiği. Kıbrıs Türk toplumu giderek AB içinde bulunmaktan ortaya çıkan imkanlarını kullanmayı daha çok istiyor. Onları daha görmüştür. Çocuklarını üniversitelerde görmüştür. Malını güneye satmıştır. Güneyden kuzeye geçen Rum'un alışverişinden beslenen küçük esnaf bunu görmüştür. Yani hayatın içinde oluyor bazı değişiklikler. Ve onlar size belki yansır diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok net bir şey söyleyemem. Siyasi partiler adına hiçbir şey söyleyemem. Ama şunu size söyleyebilirim. Zaman zaman yanıma gelen, benimle görüşen insanlar var. Beni çok mutlu eden bir olgu bu noktada, kendini sağda konumlandıran bazı insanların da yanıma gelmiş olmasıdır. Dolayısıyla anlıyorum ki toplumun içinde bir şey değişiyor. Çok fazla süremizde kalmadı. Ben çok kısa bir soru sorup hemen Rasa sözü vermek istiyorum. 25 bin oy bu sefer yetebilir mi yoksa üzerine çıkmak mı gerekecek? Mustafa'cığım üzerine koy. Üzerine koymak gerekecek. Peki. Koyalım yani üzerine. Rasa buyur kardeşim. Şimdi ismini anımsayamayacağım ama bugün Avrupa Parlamentosundaki iletişimden sorumlu kişiyle oturduk biraz ve
bir kampanya başlatıyoruz diyor. Bir iletişim kampanyası başlatıyoruz. Avrupa Parlamentosu'nda oy kullanmanın, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmayı artırmak için. Çok şey hissettim orada. Yani biraz Kıbrıs'tan dışarı çıkmaya. Together EU. Yani biraz desperatizm. Yani biraz aman insanlar oy kullansın şeyi. Yani düşünün. Şimdi bir yerelden düşündüğün zaman işte. Desperate sözcüğünü paçalar tutuştu gibi Türkçe'ye serbest çevirebiliriz. Tamam, paçalar tutuştu gibi bir şey var. Bir hava var. Yani bir kurum var. Bu kuruma insanlar seçilecek. Yani işte atıyorum Rum Temsilciler Meclisi ya da Kakadaca Cumhuriyet Meclisi'nin oy kullanın diye kampanya yapması gibi garip bir durum ortaya çıkıyor. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Yani biraz daha evet. Avrupa'yı daha global bir evet, seviyede. Sevgili sanırım girişte bu konuya el atmıştık ve tekrar dönüp bakarsam hakikaten çok ciddi bir endişe var. Hakikaten paçalar tutuştuğu diye bir şey var. Çünkü genelde kendini liberal demokrat sayan, AB fikrine inanan insanlar farklı farklı nedenlerden ötürü bu seçime her zaman çok ilgi göstermiyorlar. Biliyorsunuz %50'nin üstüne çıkmıyoruz AB seçimlerinde. Ama bugün Avrupa Birliği'nin varlığını ve demokrasisini tehdit eden aşırı sağ ve popülist sağda militantizm var. Oradaki seçmen militan bir seçmendir. Ve onlar sandığa gideceklerdir. Çünkü onlar ideolojik bir dava ve militan bir tutum içindedirler. Dolayısıyla liberal demokrat geniş yığınların seçime katılması Avrupa Birliği'nin geleceği açısından son derece önemli hale gelmiştir. 2024 seçimlerinde bu açıdan hakikaten ciddi bir kampanya yapılıyor. Katılımı artırmak için ciddi bir kampanya yapılıyor. Bu da doğrusu da budur zaten. Paçalar tutuştu derken şimdi mesela bazı konuşmacılar bu iki gün içerisinde işte Almanya'nın tutumundan, Fransa'nın tutumundan, büyük ülkenin küçük ülkeleri biraz yok saymasından ve yani Avrupa Birliği'ne biz neden buradayız demesinden. Benim aklım işte direkt Brexit'e gidiyor. İngiltere çıktı, kurtuldu. Almanya neden buradayız diye sıkıntılı. Fransa sıkıntılı, neden buradayız, neden 96 kişiyle temsil ediliyoruz çünkü üst limit odur falan gibi. Böyle yani Avrupa Birliği'nin dağılma endişesi mi var? Paçalar tutuştuğu oraya bağlayabilir miyiz? Öyle bir şey, bir sıkıntı mı var? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Brexit tabii bir şoktu. Benim parlamentodaki ilk günümdeki deneyimim de Brexit'ti. Yani hatta hiç unutmam Farage'ın yaptığı ilk konuşma. Nigel Farage tabii. Bize popülist diyorlar ama popülizm bugünlerde çok popülerdir diye lafa girdi ve Brexit'i savundu. Ama sanırım geçen yıllar içinde Brexit'in İngiltere'ye, daha doğrusu Birleşik Krallığa yaramadığı ortaya çıktı. Hatta orada bir yavaş yavaş tekrar bir buraya dönüp bakmamız lazım diye bir şey oluyor. Yani örnek oluşturamadım. Çok hatta, özür dilerim Niyazi Bey. Arkadaşlar uyardı bizi. 2 dakikamız kalmış. Onunla kapatacaklarını söylüyorlar. Evet. Bu konunun dışında mutlaka karmavilelikler ve diğer o yapmış olduğunuz önerilerle ilgili de yorumumuzu alıp öyle okay. Bitirelim. Tamam. Onu da toparlayalım. AB nereye gidiyorla ilgili ayrı bir program yapıyoruz. Olur. Olur. Bu büyük bir konudur. AB bir arayış içinde olduğu kesindir. Yeniden şekillenme arayışı içindedir. Yeniden genişleme politikaları başlatmıştır. Oy birliği ilkesini es geçmeye çalışıyorlar. Evet, tabii bu yüzden bütün bunlar var. Yani bir yoğrulma içinde şu dönemi çalkantılı bir ortamda ve bir arayış içinde. Şimdi kimlik ve diğer konular. 2 satır okuyayım buradan ve ona göre sözü size vereyim. O yapmış olduğunuz meşhur konuşmadaki ben de o gün salondaydım. Strasbourg'da Nikos Christodoulos'a yönelik bugün görmüş olduğumuz bu broşürünüzde de var bu konuşma. Diyorsunuz ki Kıbrıslı Türklerin de Erasmus programına alınmaları, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık almaları, devletin kurumlarının Türkçe dilinde de hizmet vermesi başta olmak üzere bir dizi öneri yapıldı. Ve bu önerilere onlar da hazırlandıklarını, neredeyse bitirdiklerini söylemelerine rağmen aylardır hiçbir adım atılmıyor. İzleyicilerimiz de herkes merak ediyor. Biliyor. Neden? Bakınız bu saydıklarımızı biz paket olarak hazırladık, akel olarak.
Ben de Stefanos'la birlikte ve o paketi sunduk. Haziran ayından beri, hatta Temmuz'dan beri bu paket elinde Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bugüne kadar üstelik tek taraflı açılımlar yapacağım dediği halde, sizin programınızda da söylediği halde bir türlü tek taraflı bir açılım yapmadı. Kendisiyle son görüşmemi 2 hafta önce yaptım. Bunu burada açıklayayım. Tekrar bu konuları gündeme getirdim ve neden henüz açıklama yapmıyorsunuz diye sordum. Yanıt alamadım. Neden yapmadığına dair inandırıcı yanıt alamadım. Ve ben de bu meseleyi tekrar gündeme taşıyacağımı söyledim. Dolayısıyla üzerinde baskı kurmaya devam ediyorum. Benimle beraber komisyon da baskı kurmaya devam ediyor. Ayrıca AKEL Genel Sekreteri Stefano Stefano da her fırsatta bunu gündeme getiriyor. Şu anda hepimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi sözünü ettiği tek taraflı açılımları hayata geçirmesi için bir diplomatik çaba içindeyiz. Somut bir şey söyleyemem şu anda ama bu çaba devam edecek. Eğer bu noktaya gelmezse çok daha başka ortamlarda başka bir mücadele biçimi seçeceğiz tabii ki. Çünkü bunlar cez değildir. Bunlar haktır. Ve Kıbrıs Türklerin bu haklarını teslim edilmesini istiyoruz. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii burası Kıbrıs'a benzemez, bitir dediler mi? Bitirirsiniz burada. Çünkü rezervasyonla ancak programlar yapabiliyoruz burada. Niyazi Bey, bu yoğun programımızda bize vakit ayırdığınız için, verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz ve gazeteci dostlarımız, sevgili Rasih Reşat'a ve sevgili Aysu Basri'ye de katılım ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bugün bir kez daha Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki binasından sizlere seslendik. Parlamento Milletvekili Sayın Niyazi Kızılyüreğe ve gazeteci dostlarımız Rasih Reşat ve Aysu Basri'ye gelip katıldıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki Er Meydanı'nda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.